Şu anda Paris'teki Orsay Müzesi'nde Bert Morisot'un Kelebek Hava adlı tablosunu inceliyoruz. Morisot önemli bir empresyonist ressamdı. Empresyonizm ya da izlenimcilik akımına mensup sanatçılar 1874-1886 yılları arasında birlikte sergiler açmışlardı. Tıpkı Degas gibi Morisot da varlıklı bir aileden geliyordu. Ancak bir kadın olarak hangi ortamlarda bulunması gerektiğine dair kısıtlamalarla mücadele etmek zorundaydı. Bu yüzden de pek çok tablosunda sanatçının kendi içinde bulunduğu ortamları yansıttığını görüyoruz. Örneğin bu tabloda çocuklarla birlikte bir genç kadın resmedilmiş. Morisso ve Cassatt'ın tablolarında daha çok aile hayatıyla ilgili manzaralarla karşılaşırız. Örneğin buradaki tabloda dışarıda geçen bir olayı görüyoruz. Pek çok empresyonist tabloda olduğu gibi burada da akademinin kurallarına meydan okuyan hafif fırça darbelerini görmek mümkün. Bu resmin tamamlanmış bir tablodan çok bir eskiz andırdığını söyleyebiliriz. Bu resim ilk empresyonist serginin düzenlendiği 1874 yılında yapılmış. Biçimlerdeki belirsizlik o dönem için oldukça radikal bir unsurdu. Tablo her özelliğiyle o güne kadarki normu belirleyen akademik resimlere karşı durduğunu hissettiriyordu. Ha akademik resim derken burada kastettiğimiz aslında Güzel Sanatlar Okulu'nda akademi tarafından devam ettirilen geleneklere göre çizilen tablolar. Paris'teki akademi şehirde açılan sergilerin çoğunun denetimini elinde bulunduruyordu. Tabloda gerçek bir kır manzarasından çok parkta dolaşan insanların betimlendiğini görüyoruz. Bu tabloda Paris'te gezmeye çıkan varlıklı bir aile resmedilmiş. Fırça darbeleri ne kadar hafif ve gelişi güzel olursa olsun, tabloyu inceleyen insanlara doğrudan bakan ortadaki figürdeki samimiyeti ve çarpıcılığı yakalamamak neredeyse imkansız. Kadın figürün elinde bir kelebek ağ tuttuğunu görüyoruz. Bu da sağındaki çocuklarla kendisi arasındaki alanı tuval üzerinde ayıran ve ön planda dik duran ağaçla bir tezat oluşturuyoruz. Bir tabloya baktığımızda Genellikle resmin alan derinliğini kullanarak bir illüzyon yaratmasını bekleriz. Ancak burada böyle bir durum söz konusu değil. Örneğin çiçek açmış ağaçtaki kahverengi boyaya bir bakın. Ağacın aşağı kısmındaki rengin sola yansıdığını görüyoruz. Ayrıca buradaki renk tonu da değişmemiş. Yani görüntü arka plana çekildikçe renklerde koyudan açığa doğru bir ton farkı görülmüyor. Tonlar hemen hemen her bölgede aynı kullanılmış. Ağacın olduğu noktadaki bitkilerin önünde duran toprak parçasının aslında resim için iki işlevi var. Bunu düzlemin bir parçası ve resme derinlik katan bir unsur olarak yorumlamamız mümkün. Ancak biraz daha yakından incelersek bu kısmın tuvalin yüzeyinde olduğunu fark edebiliriz. Burada sanatçının boyayı aynı anda iki işlevi olacak şekilde deneysel bir biçimde kullandığını görüyoruz. Bu resimde boya hem betimleme aracı olarak hem de doğrudan resmin bir parçası olarak kullanılmış. Morison'un diğer tablolarında ve Edouard Manet'in eserlerinde bu olguya rastlamamız mümkün. Bu sayede tabloda adeta bir ölüm illüzyonuna benzer, geri çekilen düzlemle tuvalin düzlüğü arasında bir tezat oluşturulmuş. Tablodaki kadının bize doğru yaklaştığını görüyoruz. O dönemde kadın bir sanatçının öznellik konusu üzerinde bu kadar durması olağanüstü bir durum. Yumuşak fırça darbelerine rağmen kadının gözlerindeki delici bakışlar çok güzel işlenmiş. Doğrudan bize bakan bu gözlerin neredeyse bakışımıza karşılık verdiğini söyleyebilirim. Tablodaki genç kadın ortamdaki her şeyin kontrolü altında olduğu hissini yaratıyor. Ayrıca Genç kadının kendisine yaklaşmaya çalışıyormuş gibi görünen çocuktan da uzaklaştığını görüyoruz. Kadının bağımsız duruşundan yola çıkarak elindeki ağı kullanarak yakalamaya çalıştığı kelebekler gibi olmak istemediğini yorumlayabiliriz.